huzura doğru. Değerli izleyenler, bir huzura doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu ilk bölümde Osman Ünlü hocamızla sohbet edeceğiz her zaman olduğu gibi. Bugün de yine sizler adına hazırladığımız bir sorumuz var. Bu da önemli bir soru. Tahmin ediyoruz ki yine herkesin dikkatini çekecek bir soru. Şöyle hocam, bir kimse düşünelim. Bu kimse dinimizin bildirdiği emir ve yasakları hafife alsa, ne bileyim bunlarla dalga geçse, alaya alsa, bunun imanı gider mi? Müslümansa. Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Ya hayır söyle veya sus. Susan kurtulur buyuruyor. Susan kurtulur. Şimdi daha önceki bir günde alay konusu anlatırken orada da nakletmiştik. İnsanlara laf almak, alay etmek haramdır, büyük günahdır. Kul hakkıdır. İftira da girebilir, gıybet de girebilir. Sen şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı kulun üstüne çıktın. Yani Allah-u Teala'nın emriyle alay ediyorsun. Evet. Bu haram günah olmaktan öbür tarafa geçiyor artık. Yani değişti şekli bunun. Doğrudan doğru her şeyin sahibi, yaratanı bir emir vermiş. Sen onunla dalga geçiyorsun. Sen onunla alay ediyorsun. İmam-ı Birgivi Hazretleri vasiyetnamesinde buyuruyor ki İslamiyet'i anlatan din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini alay etmek küfürdür. Bir daha sormam lazım. Yani İslamiyet'i anlatan kitaplardan biri diyor. Kur'an-ı Kerim demiyor. Hayır, Kur'an-ı Kerim demiyor daha. Bak İslamiyet'i anlatan kitaplardan birisini, tahkir etmek, İslam alimlerinden birisini alay etmek, Peygamber Efendimiz de demedi. Eshab-ı Kiram da demedi. İslam alimlerinden birisini. Onlarla dalga geçmek, alay etmek küfürdür buyuruyor. Öbür tarafını sen düşün. Yani bize yakın olanını söyledi. Öbür tarafı, yani sen bir hadis-i şerifle alay ediyorsun, bir ayet-i kerimeyle alay ediyorsun. Hatta Muhammed bin Kutbuddin İznikî Hazretleri, o Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal diye dedelerimiz biliyor, o kitabında elfaz-ı küfür bahsi var. Yani hangi sözleri söyleyince iman gider? Küfür burada sövmek değil. Küfür, imanı gideren hal demektir. İşte orada anlatırken, bu zat buyuruyor ki, bir kimse Yahya adlı herhangi bir kimseye, ya Yahya huzul kitabe dese imanı gider. Niye? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimedir. Sen o ayet-i kerimeyi dalga geçerek o Yahya'ya öyle hitap ediyorsun, sıradan bir vatandaşa öyle hitap ediyorsun. Zaten orada diyor ki imanı gider, zira Kur'an-ı Kerim'le alay etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'le alay etmiş oluyor. Dalga geçiyor yani. Orada Yahya Aleyhisselam'a mı bir şey var? Evet. Hitap var. Evet. Dolayısıyla herhangi bir yani. Ya Yahya huzul kitap diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu ifade. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeyi alıyor, onu hafife alarak herhangi bir Yahya'ya ya Yahya huzul kitap diye dalı geçiyor. Dalı geçmektir bu. Efendim benim niyetim. Bazı şeyler değil. Adam ben güzelce dövüyorum. Benim niyetim aynı şekilde onu acıtmak değildi. Ne yapmaktı peki? Vuruyorsun ya adama. Orada niyet kurtarmaz ki. Adamın tarlasına girmişsin, bahçesine girmişsin. Aynı şekilde elmaları, portakalları toplamışsın. Yüklemişsin de aynı şekilde römorka. Benim niyetim hırsızlık değildi. Peki neydi be arkadaşı? Orada niyet kurtarır mı? Bazı şeylerde niyete bakılmaz. Yani zahire bakılır. Orada ne işse o. Burada da aynı şekilde niyete bakılmaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İslamiyet'in emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile, melekle, peygamberlerden biriyle alay etmek küfürdür buyuruyor. Mesela peygamberlere işte Azrail Aleyhisselam'a yine orada geçiyor. İşte adam hakaret edecek şimdi. Sen diyor bana diyor Azrail gibi görünüyor gözüne falan. Yani adam çirkin, zalim, gaddar birisi. Bana diyor Azrail gibi görüyorsun. Görünüyorsun. Azrail Aleyhisselam öyle mi? Zalim midir? Gaddar mıdır? Yani insanların ruhunu aldığı için zalim midir Azrail Aleyhisselam? Ölüm meleği. Katlar mıdır? Haşa. O Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği emri yerine getiriyor. Aynı şey zebaniler için de geçerli değil mi? Mesela sen diyor cehennem zebanisi gibisin diyor. Kötü olan birine. Kötü olan birine.
Cehennem zebanisi gibisin diyor. Zebani melektir. Cehennemde vazifeli melektir bu. Orada aynı şekilde onlara zulmetmek için değildir. Zulmetmezler onlar. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirirler onlar. Melekler isyan etmez. Melekler günah işlemez. Melekler masumdur. Cenab-ı Hak ne emrederse onu yapar. Cehennemde de o vazife verilmiştir, o vazifeyi yapar. Sen kalkıyorsun ama burada zalim, gattar, kötü, çirkin birisini meleğe benzetiyorsun. Daha doğrusu meleği hafife alıyorsun. Bu da küfür müdür? Küfürdür tabii ki. Allah-u Teala'nın övdüğü ve ona kavuşmak için çalışınız dediği cennet nimetleriyle alay etmek de insanı Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturmaz, uzaklaştırır. Cennet nimetleriyle bile. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yerle aynı şekilde dalga geçiyorsun, alay ediyorsun. Mesela ahirette olacak şeylerle alay etme küfürdür diye geçiyor kitaplarda. Ahirette. Mizan. Ha, köprü. Köprü varmış ya, Boğaz Köprüsü. Ha, biz geçeriz ya falan. Bizim jip var, jiple geçeriz falan. Dalga geçiyor, alay ediyor. Görürsün bakalım senin jipin veya şeyin oradaki. EGS, OGS geçiyor mu? Görürsün geçiyor orada. Mu geçmiyor mu? Geçiyor mu geçmiyor mu? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Allah-u Teala mesela sevdikleriyle de dalga geçmek, alay etmek çok tehlikeli. Şeyde Konya'nın Seydişehir diye bir kazası var. Aslında bu evlad-ı Resul'den Seyyid Harun Veli Hazretleri oraya gelmiş yerleşmiş. Seyyid'in şehri diye biliniyormuş. Evet, oradan bozulmuş. Seyyid'in şehri Seydişehir olarak değişmiş. Şimdi o zaman da böyle cahil kaba insanlar varmış. Tabii o zat gelmiş oraya irşad edecek. Manevi bir işaret almış gelmiş oradaki insanlara rehberlik edecek. Fakat işte zamanımızda da var ya böyle ham olmamış kaba saba insanlar. Gelmişler bu zatı imtihana kalmışlar. Demişler ya bu hoca falan geçiniyor ya demişler. Cenaze yıkamasını bilir mi? Nasıl bileceğiz falan. Birimizi demişler aynı şekilde öldü diye götürelim. Getirmişler. Cenazemiz var. İşte namazını yıkay ve kılıver falan. Mübarek ikaz etmiş. Ölü niyetine mi yoksa diri niyetine mi diye. Daha ne olsun yani. Dirinin namazı kılınır mı canım diyor. Tabii ölü niyetine. Öyleyse buyurun cenazeyi diyor. Allah-u Teala dua edelim. Sonra da namazını kılınca dua ettiğin sonra haydi cenazeyi yıkayın da namazını kılalım dedi. Halk alaylı bir şekilde cenazeyi kilimden çıkardılar. Akıllarınca sen ölüyü diriyi bilmiyorsun diyeceklermiş imiş. Tabii bir bakıyorlar ki adam ölmüş. Şimdi Allah-u Teala bir veli kuluyla sen dalga geçiyorsun. Orada o zatla alakalı değil bu iş. Allah-u Teala'nın sevgisine mazhar olmuş bir zat. Yani Allah-u Teala ile dalga geçiyorsun. Ve ondan sonra da sen diriyi götürdün adam öldü. Otur kendinle aynı şekilde dalga geçsin de. Otur kendinle dalga geç. Bunun içinde hatta dilin afetleri falan anlatılırken kitaplarda 20 afetinden bahsediyor dilin. Bunlardan birisi Müslümanlarla alay etmek ve Müslüman bir topluluğu da maskaraya almak. Tabii bu insanlarla alay eden bir kimse, insanları maskaraya alan bir kimse nerede duracağını bilemez. Bilemeyince bu sefer dinle alay etmeye, dinin mukaddes saydığı şeylerle alay etmemişse o zaman imandan gider. Bak insanlarla alay ederken kul hakkıydı, haramdı, günahtı. Adamla helallaşabilir, tövbe edebilir. Peki dinle alay etse? Diyelim ki insanlarla alay etti, dalga geçti falan, helallaşamadı, tövbe de etmedi, gitti. İmanını kurtardı. Ama orada günahı kadar cehennemde kalır, çıkar. Ama bu öyle değil. Dinle alay edince küfür oluyor, iman gidiyor. Sırat köprüsüyle, cennetle, cehennemle, hadis-i şerifle, ayet-i kerimeyle, peygamberlerle, İslam alimleriyle dalga geçince, alay edince iman gidiyor. İman gidince onun telafisi yok. Sonsuz kalıyor. Onun için Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi ya hayır söyle veya sus, susan kurtulur oluyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine önemli bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez. Affetmeyeni affetmez. Affedin ki affa kavuşasınız.
Cana cefa kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Cana cefa kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder ya da deva, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder ya da deva, kahrında hoş, lütfunda hoş. Hoştur bana senden gelen ya hilatü yahut kefen. Hoştur bana senden gelen ya hilatü yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya taze gül yahut diken, kahrında hoş, lütfunda hoş. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. İkisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger bağ ger bostan olan, ger bendü ger zindan olan. Ger bağ ger bostan olan, ger bendü ger zindan olan. Ger vaslu ger hicran olan, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger vaslu ger hicran olan, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ey padişahı lem yezel, zat-ı ebed hayy-i ezel. Ey padişahı lem yezel, zat-ı ebed hayy-i ezel. Ey lütfu bol kahrı güzel, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ey lütfu bol kahrı güzel, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ağlatırsın zari zari, verirsin cenneti huri. Ağlatırsın zari zari, verirsin cenneti huri. Layık görür sen nari, kahrında hoş, lütfunda hoş. Layık görür sen nari, kahrında hoş, lütfunda hoş. Tam ilmihal saadeti ebediye. Cenaze namazı. Cenaze namazının dört tekbirinden her biri bir rekat gibidir. Dört tekbirin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. İndirilince göbek altına bağlanır. Sonraki üç tekbirde eller kaldırılmaz. İki el bağlanınca Sübhaneke okunur ve okunurken ve Celle Senaüke de denir. Fatiha okunmaz. İkinci tekbirden sonra teşehhütte otururken okunan salavat okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur. Dördüncü tekbirden sonra hemen sağa ve sonra sola selam verilir. Kırkıncı gün burnu düşmesi, 53. gecesi çürümeye başlaması ve bu gecelerde mevlid okutmalı gibi sözler doğru değildir. Meyyite yapılan her hizmet ibadettir. İbadetler yalnız
ayet-i kerime, hadis-i şerifler ve müçtehitlerin sözüyle belli olur. Şunun bunun emriyle, rüya ile ibadetler değiştirilemez. İbadetleri değiştirmek, bozmak isteyenler kâfir olur. Ölülere Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, dua etmek gibi yardımları yapmak için 53. gecesini beklememeli, birinci günü yaparak imdadına bir an önce yetişmelidir. Bu yardımları 7., 40., 53. gecelere bırakmak, boğulmak üzere olan birine biraz bekle, yardıma birkaç gün sonra geleceğim demeye benzer. Muhammed Masum Hazretleri mektubatının 1. cildi 11. mektubunda buyuruyor ki, adet olarak, riya, gösteriş olarak değil de, Allah rızası için, fakirlere yemek, sadaka verip, sevaplarını meyyitin ruhuna göndermek, iyi olur ve büyük ibadet olur. Fakat, bunun belli gün veya gecede yapılması için, güvenilir bir haber yoktur. Yani, aslı yoktur. İstanbul gazetelerinde, Hristiyan ölülerine 40. günlerinde mezarlıklarında ayin yapılacağını, tanıdıklarını oraya çağırdıklarını çok okudum. Onlara sordum. 40. gün ölüye yardım yapmak adetimizdir dediler. Ölüler için sadaka, mevlid gibi hayratın belli günlerde yapılmasının Müslümanlara Hristiyanlardan sirayet etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ben yürürüm ya ne ya. Halid bin Velid Hazretleri radıyallahu anh, ikinci bölüm. Beni kane. Efendimiz aleyhisselamın Seyfullah, yani Allahü Teala'nın kılıcı diye meth buyurdukları Halid bin Velid Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Efendimiz aleyhisselam, emrolunduğu üzere krallıklara dini İslam'a davet mektupları göndermeye devam etmektedir. Fakat Şam'dan öylesine acı bir haber gelir ki, Efendimiz buna son derece üzülürler. Evet, Busra'ya gönderilen elçi, Şam valisi Şurahbil tarafından katledilmiştir. Aslında elçiye dokunulmayacağı insanlık tarihinin ortak paydalarından biridir ve aksi düşünülemez bile. Fakat alçaklığın son raddesi, elçi olarak gönderilen Haris bin Umeyr Hazretlerini gözünü kırpmadan şehit etmiştir de. Bu son sınırın, son noktasının geçilmiş olması manasındadır ki, Efendimiz aleyhisselam toplar eshab-ı kiramı ve sefer emri verirler. İşte bu savaş, Halid bin Velid Hazretlerinin ilk gazası olacaktır. Efendimiz aleyhisselam, yapılacak olan savaşla ilgili komuta kademesini şöyle emir buyururlar. Cihada çıkacak olan şu insanlara, Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Her ordunun bir kumandanı olur ve herkes cümlenin bittiğini zannederken, alemlerin efendisi müteessir bir şekilde devam ederler. O şehit olursa, yerine Cafer bin Ebi Talib geçsin. O dahi şehit olursa, yerine Abdullah bin Revaha, o da şehit olursa, aranızdan birini komutan olarak seçersiniz. Öylesine bir manalı sükût, öylesine hüzün bulutları kaplar ki, o an eshab-ı kiramı anlatılası değil. Ve biraz sonra gözlerden akar yaşlar. Çünkü Resulullah'ın emrettiklerinin muhakkak meydana geleceği inancı, imanın en büyüğüne sahip olan eshab-ı kiramın üstünlüğünün işaretidir. Ve Efendimizin bu emirleri yine bir mucizeleri olarak geçer tarihlere. Bu arada şehit olacakları haberini alan kişilerin sevinci, tarif edilemeyen imanın ve muhabbetin büyüklüğünün en büyük şahididir.
3000 kişilik ordu yola çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Medine'de kalan ashab-ı kiram aleyhimür rıdvan onları bir zamanlar Resulullah'ın hicret ederken göründüğü Veda Tepesi'ne kadar yolcu ederken alemlerin efendisi onlara şu nasihati yapar ki bu bütün zamanlarda mazlumları kılıçtan geçiren zalimlere karşı din-i İslam'ın merhametinin en büyük şaheserlerinden biri olur. Efendimiz onlara mealen hep Allahü Teala'ya itaat ediniz. Bize ihanet ve düşmanlık eden düşmanın yurduna girdiğinizde asla çocukları öldürmeyiniz. Batıl yolu üzere olmalarına rağmen kilise görevlilerine, kendisini ibadete vermiş olanlara dokunmaktan sakınınız. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yıkmayınız. Eğer şartlarımıza uymazlarsa, onlarla hiç çekinmeden harp ediniz. Bu nasihatlerden sonra bir veda yaşanır ki, tarifi mümkün değildir. Duaların en büyüğü peşlerinde çıkarlar cihada İslam ordusu. Onlar ölümün üzerine düğüne gider gibi neşeli bir şekilde devam ettirirler yolculuklarını ve yaklaşılır Şam'a. İslam askerinin geldiğini haber alan Şam valisi Bizans imparatorundan yardım alacak kadar korkaktır. Bu çağrısına cevap gelir ve muazzam bir ordu toparlanır. Savaştığı görülmüş şey midir? En cesur savaşçıların hayalinden bile korkacağı bir orantısızlıktır bu. İşte ashab-ı kiram olmanın farkı. İşte o kahramanların üstünlüğü. Resulullah'ın sohbetinde bulunmanın dile gelmez yüksekliklerinden sadece birisidir bu. Bir anda çelikten kılıçların sesleriyle çınlar, ovalar, dağlar, at kişnemeleri ayyuka çıkar. Halid bin Velid Hazretleri zaten muazzam bir savaşçıdır. Ve şimdi iman kuvvetiyle, tecrübesinin ve cesaretinin birleştiği bedeniyle dağıtır girdiği yerleri. Hazreti Zeyd, 30 kişiye tek başına öyle kahramanca kılıç sallar ki, pervane gibidir adeta. 30 kişilik grup büyük zayiat verince yanına yaklaşmaktan çekinir ve mızraklarına sarılmak korkaklığını gösterirler. Meymenetsiz bir şekilde ıslıklar çalarak hedefini bulan mızraklar Hazreti Zeyd'e şehadet şerbetini içirir ve Medine'den çok uzakta bir yerde bir mübarek beden düşer toprağa. Allahü Teala benim hayrımı dilediği zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Beni hayır ve şerri anlayacak hale getirdi. Kendi kendime dedim ki, ben Muhammed'e karşı her savaş yerinde bulundum. Bulunduğum savaş yerlerinden hiçbiri yoktur ki, dönerken aykırı ve yanlış bir iş üzerinde bulunduğumu ve Muhammed'in muhakkak galip geleceğini içimde sezmiş olmayayım. Ben yürürüm ya ne ya ne aşk o. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eserler zengini Kırklareli ilimizden sesleniyorum. Edirne'nin ve Tekirdağ'ın komşu ili. İki komşusu var. Bu üç şehir de gazi şehirlerdir. Tabii İstanbul'un geçiş yolu üzerinde güzergahında bulunduğu için de
İstanbul'da kimin gözü varsa mutlaka bu şehirlere bir uğramışlar. Son talanlarını da buralarda yapmışlardır. Buna rağmen kalan birçok tarihi eser var. Kırklareli'nin ilk fetih zamanlarının hatırası olan şuradaki Hızır Bey Camii'nin önündeyiz. Burada bir levha yazmışlar. Hızır Bey Camii, Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından. Burası, bu ifade doğru değil. Köse Mihal, dededir. Dede. Gazi Mihal var. Gazi Mihal, Zade Hızır Bey bu. Sülale şöyle geliyor efendim. Köse Mihal'in çocukları vardı. Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey vardı. Büyük oğlu Aziz Paşa'ydı. Niye Paşa deniyor? Çünkü Selçuklu'da ve Osmanlı'da bir idarecinin ilk oğluna Paşa denirdi. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa da bunun için Paşa'dır efendim. Yoksa bir paşalığı yoktu onun. Süleyman Paşa dendi ona. Onu da Trakya'da birçok yerlerde eserleri vardır. İşte bu Aziz Paşa'nın oğlu Mihal vardı, Gazi Mihal Bey, Aziz Paşa vardı. Şimdi Aziz Paşa'nın oğlu Gazi Mihal, Edirne'de bunun Meriç Nehri kıyısında camii var. Kabri de orada, Gazi Mihal. Hatta bir ara bu köprünün üzerine Gaz Mihal yazmışlar da, oranın yöneticilerine dedim ya Gaz Mihal olmaz, buna bir iyi koyun yani. Öyle silinme falan değil, sonradan düşme değil. Neyse ki sağ olsunlar, ilgi gösterdiler. Söz dinlediler, lafını kullanmak istemiyorum. Onu gazi hale getirdiler. İşte o köprüyü yaptıran, o cami yaptıran zat bu Hızır Bey'in babasıdır. Hızır Bey o Mihal'in oğlu. Yani Mihalzadelerden bir köse Mihal var, başlangıç. Osman Gazi zamanında Söğüt bölgesindeki Harman Kaya'nın tekfuru yani kale kumandanıydı. Malum Kayı aşireti efendim Anadolu'ya girdikten sonra Köse Dağı bölgesindeki bir harpte iki tarafın çarpıştığını görürler. Bu çarpışan taraflardan biri yenilmek üzeredir. Ertuğrul Gazi kendi boyuna, aşiretine, kavmine der ki biz şu anda ne yapalım? Bunu hiç yok sayıp çekip gidelim mi? Bu taraflardan birine yardım edelim mi? Bazıları derler ki onların da şuraları vardı, toplantıları olurdu böyle. Karar organları vardı. Güvenlik kurulu gibi. Ama icraî özelliği vardı bu kurulun. Efendim dediler, zaten bir taraf yeniliyor. Yenilene yardım etmek yerine yenene yardım edelim de başımız derde girmesin, biz burada garibiz. Ertuğrul Gazi hayır dedi. Bize atamızdan miras düşküne yardım etmektir. Yeniliyorsa biz onlara yardım edeceğiz. Tabii kurul beylerinin sözüne uymak mecburiyetindeydi ve uydular. Yenilen tarafa yardım ettiler. Meğer yenenler Moğol, yenilenler de Anadolu Selçuklusuydu. Anadolu Selçuklu Sultanı'nın bu yardım çok hoşuna gitti. Dedi ki ben sizi Ankara'ya yakın bir Karacadağ bölgesi vardır efendim. Orada hatta Karakeçili ilçesi var şimdi oralarda. Orada size bir yaylak vereyim. Hayvanlarınızı orada otlatın çünkü hayvanla uğraşan bir tarım toplumu bu göçenler efendim. Hayvanlarını Orta Asya'da doyuramıyorlar mıydı? Doyuruyorlardı ama Moğol sürüleri Müslümanların peşine düştü. İslam düşmanlığıyla beraber ekonomik düşmanlığı da birleştirince azılı bir canavar oldular. Bu canavarla baş edemezsiniz ki. Belanın üstüne gidilir mi efendim? Kenara çekileceksiniz. Her zaman hücum edilmez diyor kitapta. Bazen de savunma yapılır. Böylece Karacadağ bölgesi Ankara'ya 100 kilometre kadar yakın olan Karacadağ bölgesi Ankara Kaman yolunun geçtiği yerde sol taraftadır efendim. Ankara'dan Kaman'a giderken.
Bala'yı geçer geçmez olan bölgedir. Orada bir müddet kaldıktan sonra bu insanların çok dürüst, iyi bir asker olduğunu anlayan Selçuklu Bey'i Söğüt bölgesine bunlara bir kışlak yeri verdi. Burada kışlayın, Domaniş Dağı'nın eteği de sizin yaylağınız olsun, yaylayın dedi. Yani yazın yaylaya çıkın, kışın da burada Söğüt'te yaşarsınız. Onlar oraya Ertuğrul Gazi bir mescit yaptı. Bir Müslüman şehri olduğunu, bir Müslüman meskun mahalle olduğunu göstermek için bu şeyi orada kurdular. Ve Bizans'la aradaki hudutta bunlar hudut boyu askeri, yani Akıncı kafilesi oldu. Şimdiki Yeniköy'den geçiyordu Bizans hududu. Bilecik tarafı Bizans'ın, Söğüt tarafı da Selçuklu'ndu. Tam hudut bölgesinde hudut askeri oldular. İşte bu arada bir gün bu aşiretten bir hanımefendinin çamaşırı yıkarken çocuğu kucağında bir kuzuyla geldi dışarıdan. Oğlum, o kuzuyu nereden aldın? Anne dedi, kırlarda dolaşıyordum. Annesi yoktu yanında. Ben de yazık bunu köpekler falan parçalamasın diye kucağıma aldım geldim. Oğlum haram dedi, bu bizim olmaz ki. Sahibini bulmamız lazım. Anne, sahibini ben bulamadım. Sen dedi al kucağına kuzuyu götür. Bir koyun görürsen böyle yavrusunu kaybetmiş yanık yanık ağlayan bir anne gibi, bir koyun görürsen onun yanına bırak, o onun annesidir dedi. Medeniyeti görüyor musunuz efendim? Yani insanın tavrını değil hayvanın tavrını da benimsemiş. Ve çocuk hakikaten böyle baktı ki bir koyun meleyip duruyor orada. Kuzuyu bıraktı, o kuyruğunu sallaya sallaya koştu annesinin yanına. Tamam, kavuşturdu. Dönerken arkasından bir atlı geldi. Çok azametli bir atlı. Atın üzerinde böyle. Kumandan taifesinden birisi yani. Öyle nefer falan değil. Çocuğu durmasını söyledi. Durdu çocuk. Ne arıyorsun burada bakayım dedi sertçe. O da saf saf anlattı. Ben böyle böyle oldu. Anneme de söyledim. Annem de işte götür. Anasını bul. Anasına kavuştur dedi. Peki git sen dedi ama bu kumandanın kafasında bir soru işareti peyda oldu. Bu yeni gelen komşularımız nasıl insanlar? Yani bırakın anayı evladına hasret etmesi, kuzuyu koyuna, koyunu kuzuya hasret etmekten bile korkuyorlar. Ve o tarihten itibaren de Osman Gazi ile Harmankaya tekfuru, zaman zaman görüşen tekfurlar olurdu bir meselede anlaşma yapmak için, komşu komutanlar olduğu için muhabbet oldu. Dostluk kurdular. İşte Osman Gazi'ye kurulan Çakırpınar mevkiindeki kurulan suikast tuzağını haber veren bu Köse Mihal'dir. Daha sonra da bütün Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarındaki, temel atma yıllarındaki bütün savaşlarda bulunmuş, kendisine komutanlıklar verilmiş. Kime karşı? Bizans askeriyle savaşırken komutanlıklar verilmiş. Halbuki Bizans'ın komutanıydı. Böylece bu Köse Mihal o kadar ihlasla yaklaşmış ki şu anda halen Plevne şehri dahil Bulgaristan topraklarında ve doğuda da, kuzey doğuda da Amasya Tokat bölgesine kadar Mihalzadeler sülalelerinden yaşayan insanlar var. Bu sülale devam ediyor. Zannediyorum ki Kırklareli'de de belki kendisi soyunu bilmeyebilir ama yaşayanlardan bazıları Mihalzadelerden olabilir. Bu benim tahminim. Ama yani bu tahminimden de ümitsiz değilim. İşte Hızır Bey, bunun oğlu, Köse Mihal'in oğlu, paşa vardı. Ondan sonra onun oğlu Gazi Mihal, Gazi Mihal'in de oğlu Hızır Bey'dir. İşte biz de caminin önündeyiz. Burada çok büyük hayrat eser yaptırmıştır. Bedesten yaptırmıştır. Hamam yaptırmıştır. Çeşme yaptırmıştır. Cami yaptırmıştır. Biz şimdi o tarihi caminin önündeyiz. Tabii ki cami yapıldığı zamandakinden biraz daha farklı. Ne farklı? Şu farklı. Bir kere avlusu bu kadar değildi. Bir Kırklareli beyi olan efendim Hızır Bey'in, bey demek eyalet valisi demek efendim. Şaka değil. İl valisi değil, eyalet valisi. Eyaletti burası. Onun yaptırdığı bir caminin
çok rahat, büyük, geniş bir avlusu olması lazım. Çok güzel bir şadırvanı olması lazım. Şadırvan ise bugün yeniden yapılmış, yeni bir sistemle yapılmış. Osmanlı mimarisinin özellikleri verilmeye çalışılmış ama hepsi yeni malzemeler. Ama bunda o ecdadın kokuları var. Her ne kadar duvarlarında işte böyle kireç, beton karışımı sıvalar yapılmışsa da, bazı yerleri dökülüyorsa da, son cemaat yeri böyle olmaması lazım. Bu son cemaat yeri çok sonralarda ilave edilmiş. Osmanlı'da son cemaat yerleri, Selçuklu'da olsun, Osmanlı'da olsun, son cemaat yerleri daima dışa açıktır. Efendim üşür insanlar ya, üşürse cemaate vaktinde geçsin kardeşim. Son cemaat yerinde niye hoca namazı kıldırdıktan sonradan geliyor? Bıraksın gelsin işini diye düşünülmüş. Ama şimdi camilerimizi tabandan ısıtma doğalgazla yaptıktan sonra böyle ayaklarımız o sıcaklıktan rahatsız olacak derecede namaz kılıyoruz. Rahata alışmışız. Lüks insanları birazcık böyle tembelleştiriyor. Yani o eski çelik gibi olan insanlar yani şimdi biraz daha dayanıklılığı az, dış şartları, atmosfer şartlarına dayanıklı az insanlar meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi bu kapı taş kapısı değil. Taş kapısı içeride. Cümle kapısı olarak bunu görüyoruz biz. Niye? Camiyle son cemaat yeri sanki bir şey olmuş, bir kitle haline gelmiş. Burası son cemaatin girişi. İçeride de cümle kapısını göreceğiz. Şimdi biz buradan geçelim. İçerideki cümle kapısını göstermek suretiyle son cemaati bir de tavanıyla beraber içten görelim efendim. Hızır Bey Camii'nin son cemaat yerine girdik. Son cemaat yeri görüldüğü gibi tam tipik bir Osmanlı tipi şuradan bu kadar kot farkı var. Bütün Osmanlı camilerinde bundan biraz daha az, hatta bazı büyük camilerde, Selahattin camilerinde bundan daha fazla bir yükseklik var. İki tarafında da. Sebebi şu, burada insanlar namaz kılarlarken birileri önünden geçmesin, rahatsız olmasın, şu geçen de onların namazına zarar vermesin diye Osmanlı bu geçişin kotunu alçak tutmuş, aşağı tutmuş, bunları da yukarıda yapmış. Şimdi de bakınız cemaat burada, sağımda solumda gelenler namaz vakti olduğu için namazlarını rahat rahat kılabiliyorlar. 1824-25 yılları arasında Aydoslu, Berkofçalı, Hacı Yusuf Paşa bu camiyi tamir ettirmiş. II. Mahmut Han zamanında. Bu Yusuf Paşa'nın kim olduğunu 40'larda bilmeyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Bunu üşenmedim, araştırdım efendim. Benim vazifem bu çünkü. Araştıracağım ki bu insanlar hakkında bilgi vereyim. Sonra da bu insanlar desinler ki ya yüzlerce sene sonra 1824-25 nerede? 2014 nerede? Bu kadar sene sonra dahi bir hayır yapan insanın adı anılıyor. İstemez mi insan alınmayı efendim? Ecdadımız ne güzel eserlerle anılmıyor mu efendim? Bu Berkofçalı Yusuf Paşa gençliğinde Paspanoğlu da sekbandı. Paspanoğlu diye böyle devlete karşı davranan birisi vardı, ekipler vardı Tuna boylarında. Orada bölükbaşı oldu. Kendisi de Berkofça ayağını oldu. Paspanoğlu'nun vefatıyla beraber, yani yakalandıktan sonra vefatıyla beraber onun halefi olarak Vidin Kalesi'ne girdi ve Molla İdris Ağa muhafız seçildi. Geri Berkofça'ya geldi Yusuf Paşa ve kapıcıbaşı oldu, Mirbiran oldu ve İbrail muhafızı oldu. Tuna'nın kıyısında çok güzel bir köprübaşı olan yer var efendim, İbrail diye. Purut'a giderken de Baltacı Mehmet Paşa o İbrahim'e geçtikten sonra askerinin durumu daha çok düzeldi. Daha derlendi, toparlandı. 1821'de vezirlikle Eflak ve Boğdan seraskeri oldu. 1823'te Teke ve Hamit Sancakları Antalya tarafındaki o Toros Dağları'nın batı uçlarındaki bölgenin efendim seraskeri oldu. Mora'nın seraskeri oldu. İşte Mora seraskeri olmadan önce de bu camiyi köklü tamir ettirdi efendim.
Berkofçalı Yusuf Paşa. Ve 1826'da Sofya muhafızı iken vefat etti ve Tuna'da sadakat ve çok hamiyet gösterdi. Niye hamiyet gösterdi, sadakat gösterdi? İkinci Mahmut Han'ın Yeniçeri Ocağı'nı dağıtması sırasında padişahın safında yer aldığı için, devletine sadık kaldığı için, Allah rahmet eylesin. Girelim efendim caminin içine. Burada Berkofçalı Yusuf Paşa'nın tamir ettirdiğine dair şurada üst kısımda 1240 tarihli, tabii bu hicri tarihli bir 6 satırlık kitabe var. Tabii gözümün gücü de buna müsait değil, bu mesafeden onu okumaya. Kültürüm de o kadar müsait değil. Çok açık bir yazı olursa ancak okuyabiliyoruz. İşte bu taç kapıdan giriyoruz. Üzerinde de kelime-i tevhid yazıları yazılmış ama ben inanıyorum ki harf devriminden önce burada büyük bir kitabe vardı. O kitabeler o zamanlar kazmalarla, küreklerle kazındı, kırıldı, etti. Mezar taşları bile böyle götürüldü. Efendim bunu sonradan hayırsever Müslümanlar işte Allahu Teala'nın ismi La İlahe İllallah Muhammed Resulullah şeklinde buralara yazmışlar. Şimdi bu taç kapıyı da gösterdikten sonra caminin içini anlatacağız ama süreyi de doldurduk. Onu inşallah bundan sonraki programımızda sizlere anlatalım efendim. Hoşça kalınız.